Evet, 1 Ekim 2017 ve burası Bursa, Mudanya'dayız. Ve rekor gelişim ürünümüzü kullanan Sayın Halit Yüknük Bey'in zeytin bahçesindeyiz. Burası Aydın Pınar Köyü. Malaka mevkii. Malaka mevkiindeyiz ve beklenen yağmurlar geldi ama tabii istediğimiz gibi değil. İnşallah evet. Devamında yağacak haliyle. Ve sulanmayan bir tarladayız, zeytin bahçesindeyiz. Yaklaşık yaşlı ağaçlardayız, trilya bahçesindeyiz. Halit Beyciğim, rekor gelişim ürünümüzü yılın 6 ay önce kullandınız haliyle. Buyurun efendim, burada değişimleri bana güzel güzel anlattınız. Bir de kamera karşısında anlatırsanız seyircilerimize çok memnun oluruz yani. Eyvallah, Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun geldiğiniz, ürününüzü tanıttınız. Ben de bunu ürünü hiç sorgusuz sualsiz denedim. Evet. Ve 47 yaşındayım. Çok olumlu, mükemmel bir ürün. Hı-hı. Yani bunu herkes dinlesin, bilsin, görsün diye amaçlı. Ben istemiyordum aslında böyle bir şey yapmak ama insanların görmesi açısından. Ben hı-hı, bunu denedim. Allah rızası için konuşuyorum. Efendime söyleyeyim, gayet de memnunum. Yan taraftaki evet, komşularımızın da yerleri, ağaçları belli. Kuraksama döneminde. Evet. Ama benim ağaçlarım herkesten memnun. Halit Beyciğim, şöyle sözünüzü kesiyorum. Öncelikle yılı bir belirleyelim. Yılımız 2016'dan aynen, daha kurak geçti değil mi efendim? Eyvallah. Şimdi yağmurlar azar azar başladı. Aynen. Şimdi bu bahçede kaç dekar burası efendim? 5 dönüm. Burada kurak alan ağaçlarınız vardı. Evet. Peki bu sene kurak aldılar mı? Yağmurun uzun, geçen sene nazaran uzun sürmesi ama o kadar değil. Çok değil yani. Çok değil. Mükemmel derecede. Yani bunun... Bu ilacın, bu gübrenin işte su tutması, toprağın su tutmasını sağlaması. Toprağın su tutmasını eşeledik, gördük. Evet. Yan taraflardaki attığım bölgeyi eşelediğimde bir karış yağmur inmiş aşağı. Evet, bir karış yağmur inmiş aşağıya. Ağaçların geçen seneye nazaran sürgünleri bir karıştan fazla, zeytin tutumu. Evet. Ağacın gelişimi evet, ve gövdenin yenilenmesi. Yenilenmesi, kabuk atması. Hı hı. Mükemmel derecede. Yani bu iş çok mükemmel bir iş. Ağacı gençleştirmiş herhalde. Gençleştirmiş. Şimdi önce şöyle yapalım efendim. Biz tam şu an köşedeyiz. Eyvallah. Bakın siz şu yeriniz... an şurası, şu sağ taraf bizim evet, tarlamız. Evet. Sol tarafta atılmayan başka bir bahçe. Eyvallah. Ve şu an öncelikle buradaki durum, yani yılın kuraklığını yaşamış. Aynen. Üstünde zeytin vesaire yok. Bu sene bakılan. Evet. İlacına atılmış, gübresi atılmış. Evet. Benim komşumun. Yine aynı şekilde şurası da ona keza aynen, yine başka bir komşunuzun aynen, yine sınır komşusu. Burası da yine işçiliği yapılmış. Aynı şartlarda turbosunda işte gübresi atılmış. Bakımlı bir bahçe. Bakımlı bir bahçe. Fakat... Ve sizinkinden de eskiden daha iyiydi yani. Eyvallah daha aynı iyiydi, şekilde. Öyle derdim. Aynen değil, bizimkinden de iyiydi. Evet. Şimdi bakın şu bahçe halen komşunuzun bahçesi. Aynen. Yapraklar kurak almış. Aynen. Renk görüyorsunuz olarak... sürgün olayı yok. Aynen yok. Diğer tarafta da öyle yani. Aynı, aynen. Aynı farkları. Geliyoruz burada ağaçlarımıza hemen. Bakın bunlar bizim atılan ağaçlarımız ve sürgünlerimizi görüyorsunuz haliyle. Şimdi tabii bunu siz zaten görüyorsunuz ve söylüyorsunuz haliyle. Şeyden kaldık efendim, yağmurdan geldik önce. Eyvallah. Dedik ki atılan yerlerde bir karış indi geldi ne? Aynen. Atılmayan yerlerde 5 santimde yağmur kalmış. Evet. Dolayısıyla yağmuru yağmurun aşağı inmesi ne demek efendim? Ağacın çalışmasını yani sürgüne, köklere, kılcal damarlara iletişimi sağlayıp meyvenin suyu, ağaca su yürümesi demek. Yani yağmurun daha faydalı olmasını daha sağlıyor. Daha faydalı olmasını yoksa sağlıyor. Bugün aşağı şimdi inmeyen su çatlak yapıyor. Zaten ağaçlarımız belli yan yana. Bakın yan yana evet. Peki siz bu bahçeye ne zamandır bakıyorsunuz? Yani bakmaya başladınız doğru gün yani. 5 yıldan beri bakıyorum ama bu performansı bulamadım. Hiçbir zaman bulamadım. Her şeyini yani bizim, ben dediğim gibi 47 yaşından 47 bir yıldan beri bu işte uğraşıyorum. Hı hı. Yani 40 yıldan beri diyelim. 40 yıldan beri işte bakırlısını, göztaşısını, gübresini hı hı, eksik olmayan zaten gene bu sene de attım. Hı hı. Ama bu performans, ağaç gelişimi, işte ağaç yaşlanır bizde işte kurt girer, şu olur, bu olur ama bu konudaki attığım rekor gelişim hakikaten ismine değecek ve yakışık bir nitelikte bir gübre. İki bahçenizde kullandınız. Evet. Peki ikisinde de aynı sonucu aldık mı? Maalesef. Yani maalesef derken? Ne konuda sordunuz? Hayır. İkisinde de aynı sonucu aldık mı? Attığınız iki tarlada da. Aynen. Tabii ki. Orada iyi, burası taban olduğu için orasının toprağı bol ama orada daha da olumlu sonuç aldım. Olumlu sonuç aldım. Burası daha kurak alan bir bölge. Kurak alan bölge burası. Evet. Eyvallah. Burası toprak sıkıntısı var. Zaten burada çekimde evet, bu şekilde yaptık. Burada yaptık. Evet. Oraya da
Gideriz. Gideriz efendim. Ağacın rengi. Bakalım. Zeytin tuttu mu? Şimdi bakın. Sürgünü. Bakın şurada bakın şu atılan ağaçlarımız. Eyvallah. Şu ise atılmayan ağaçlarımız. Aynen. Buyurun. Bakın yan komşu ve sürgün zayıf. Aynen. Rengi sarı. Eyvallah. Görüyorsunuz kura kalmış. Zeytin tanelerinden de kopartır mısın efendim oradan? Bir şöyle kıyaslayalım. Zaten bakın burada kararma başlamış görüyorsunuz. Eyvallah. Çünkü malum kura kaldı içinde. Aynen. Şu anda. Bir sizden şuradan alalım böyle. Şuradan buyurun efendim. Ağaçlarımızdan. Yani tane anlamında gördüğümüz zaman daha da rahat anlaşılmış olacak haline. Buyurun gelin. Şimdi şöyle. Tabii orada kararma erken başlamış hali. Az önce onu gördük. Aynen. Abi. Evet. Tane hepsi bu şekilde. Devam edelim. Sürgün durumları yine aynı şekilde. Tane var ama mesela az önce aldığımız yerde sürgün var mıydı efendim? O zeytinlerin olduğu yerde. Yok. Aynı yani. Renk sarı zaten. Yani kamera bunun zaten. Her zaman yani ne kadar. Yer hastalıklı gibi duruyor. Ağaç çalışmamış. Ağaçlar sarı. Yani attığımız fark zaten ağaçların renginden. Evet. Sarı hastalığı sarı. Gibi. Sarı. Sararmalar. Bakın şu atılmayan ağaç sağdaki, şu aynen. Soldaki ağaç ise atılan ağaçlar. Tabii şu kamera renk... ışığını nasıl ayarlıyor ama bakın. Ha şurada çok güzel belirliyor bakın. Şu sağdaki ağaç. Eyvallah. Bakın şu ağaç atılmayan ağaç. Eyvallah. Şu ise atılan ağaç. Renk tonunu aynen. Zaten burada görüyoruz hali. Ki kurak bölge, yağmur yağmıyor. Aynen. O yüzden de buyurun gezelim ağaçlarımızı. Artık gezelim. Kendi bahçemize geçelim buyurun. Eyvallah. Ondan sonra ağaçlarımızı geziyoruz. Eyvallah. Evet. Şimdi şöyle bir kaldıralım şunları şöyle. Zeytinlerimiz maşallah. Eyvallah. Ağaçlarımızdan hep söylüyorum ben yağ damlıyor. Eyvallah. Allah bereket versin. Allah herkese kısmet etsin. Efendim onun kalibresi nedir şu anda? Vallahi 300 tane şu an var. 300 kalibre var diyorsunuz. Eyvallah. Evet çok güzel. Kaça kadar çıkar gözüküyor şu anda? Bu 200'e çıkar diyor tahmin ediyorum. Yani, 200 evet. Evet. Şu an çalışıyor çünkü ağaçlar. Çalışıyor ağaçlar. Çünkü sürgünleri var. Aynen. Sürgün var. Zaten... Çünkü sürgün devam ettiyse o da büyüyecek demek oluyor. Aynen. Yani. Evet. Gelelim yani, böyle ağaçlarımıza. Ağaçların... Evet. Bunlar 100 yaşında ağaçlar bakın. Ben evet. Bu ağaç mesela hastalıklıydı. Kestim. Hı-hı. Kafaladım. Ama bu rekor gelişimi attıktan sonra fidanlarım, ağaçlarım. Yani bir yalan söyleyecek bir durumum yok. Tabii ki. Tabii ki. Yani burada kalkıp da bu insanlar bunca çalışmış. Evet. Gemlik'ten ağabeyiniz vardı. Evet. Adı ne efendim kendilerine? Recep Bey. Recep Nüklük Bey'e de buradan selam söylüyorum. Eyvallah. O da bahçesini beğeniyor şu anda. Aynen. Bahçenizi beğeniyor. Aynen. Kardeşim, abim benim. Evet. Her yönüyle mükemmel. Ben evet. Dediğim gibi Savaş Bey gelmiş, çekim yapıyoruz. Burada yerim belli, yurdum belli. Hı-hı. Efendime söyleyeyim. İnsanlar bunu kullansın. Hı-hı. Ben... Bu yaşımda böyle yalan söyleyecek halim yok. Hı hı. Bunu da ben istemeye çekiyorum. İnsanlar bunu kullansın evet. Kardeşim. Yani yalan söyleyecek kimse... Ama şöyle Halit Beyciğim. Evet, burada şunu söyleyeyim. Siz kendiniz videoları izlediniz aldınız. Eyvallah. Ve başkasına da o zaman bir tavsiye borcunuz var. Hakkını verecek olursak aslında böyle yani. Aynen. Yoksa nasıl ulaşacaktınız? Eyvallah. Yani bunu da bize anlayın çünkü. Aksi halde aynen. Siz tavsiye üzerine aldınız. Eyvallah. Şimdi ben şunu soracağım size. Buyurun. Bu sürgünlerimizin de bir pişkinliğinden bahsettik. Malum bir onları bir inceleme şansımız olursa şuradan buyurun gelin. Tamam. Burada bir köpek var ama tanıdık mı acaba? Yok. Adı ne acaba? Şeylerim. Sıkıntı yok. Malum iyi aynen. Bir köpeğe benziyor eyvallah. Şöyle. Sıkıntı. Fazla sıkıntı yaratmıyor halde. Evet. Yani burası en çok kurak alan bölgede aynen. Galiba. En çok kurak alan bölge. Peki tamam kurak alan ağaçlarımızı gösterin bana. Yani dediniz ya kurak aldı. Eyvallah. Şimdi geçen sene siz burada hatta mecburen sulamak zorunda kaldınız yani. Eyvallah. Evet. Köpek arkamızdan geliyor. Yok, sıkıntı yok. Korklasın tamam. Tamam. Sıkıntı yok artık. Bu ağacım, ben tanıştık. Geçen sene bu ağacıma bir ton... Beni kaşıyor bu. Eyvallah. Evet. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi kızım. Tamam. Dur. Bu ağaç bir evet. Ton su bıraktım buraya. Kurak aldığı için. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi dur. Hadi bakalım. Kurak aldığı için. Kurak aldığı için bir ton su ilaç motoruna bıraktım ama aha. İşte... Geçen seneden kalma hı-hı. Ama gene rengi bu senenin daha çok kurak geçmesi ve toprağın su almaması, sulamamama rağmen evet. Bu ağacın bu rengi kendini toparladı. Tabii ki toparladı ya. Şu an bir kuraklık belirtisi yok efendim burada şu anda. Şu an çok çünkü güzel. Çünkü yani hani üst bölge zaten kurak alan tabii ki. Bu yer yani üst taraflar komple kurak alıyor. Kurak alıyor. Zaten ağaçlar şu an zeytinlerimizi görüyorsunuz. Aynen. Bakın, kurak alan dediğiniz yerde. Aynen kurak alan. Şu an neredeyse bir numara zeytin var yani. Aynen. Yani gösteriyor kendini zaten. Buyurun gelin efendim şöyle.
Burası sıkıntılı, geçen sene sıkıntılı olan bölge olduğu için. Aynen. Zeytin burada az halde. Aynen. Buyurun gelin. Kurak almayan tarafa geçelim. Bakalım orada ne yapmışız halde. Eyvallah. Bir de bu aşağıdaki ağaçlarımızın geçen seneki periyodu neydi? Yani onu da bir konuşalım. Yani zeytin ne kadar vardı burada? Mesela şu ağaçlara geliyoruz yavaş yavaş. Çünkü şimdi evet. Senenin getirmiş olduğu şeyler de var. Şimdi olan dediğim gibi dölleme sıkıntımız var. Hı hı. Efendime söyleyeyim, ağaç yorgun olabiliyor. Hı hı. Çok sıkıntı yok. Hadi. Şimdi bir şey mi? Bizi hadi bilmek. Hadi. Bir şey de diyemiyorum şimdi. Evet. Tamam oğlum, hadi. Hadi bakalım. Şimdi bu ağaç şimdi... mesela. Hı. Dur. Evet. Bu dalı bıraktım. Aha. Daha önce de kurumuş bir dal. Kurumuştu. Evet. Bıraktım. Attıktan sonra da zaten görüyorsunuz sürgünleri. Sürgünleri görüyoruz, evet. Evet. Ve çıktı. Ve çıktı. Evet. Gelelim zeytin durumuna burada. Eyvallah. Evet. Yani geçen sene buradan ne, ağaç başına kaldırdınız bu ağaçlardan? Vallahi ben sattım komple zeytini. Hı hı. Yani ben çalıştığım için. Aha. Beş toplama... dekar yerden. Evet. O benim sattığım paranın üzerinde 3-4 milyar daha para almış. Yani bir iyi bir para kazanmış ki memnun kaldı o da. Hı hı. Ben ona rağmen rekor gelişimi atmadan önceki durumla aynı. Aynı diyorsunuz. Aynen. Ha, bu sene kurak geçmesinin sebebinden kaynaklı ama gene Allah'ıma çok şükürler olsun var yani. Zeytin için konuşuyorum. Ağaçların rengi için aynı şey değil. Ağaçlar eyvallah. Bir kere gençleşti. Eyvallah. Daha yeşillendi hali. Aynen. Evet. Zeytin oranları da yani hemen hemen aynı ama bekliyorum. Ama benim öteki yerdeki... Evet tabii ki. Geçen yani. Seneden iyi sürgün olması lazım ki. Aynen. Daha çok zeytin olsun hali. Siz bunu yılın ortasına yakın attınız. Aynen yılın ortasına. Yani üçüncü ay, dördüncü ay gibi attınız hali. Yani 6 aylık bir zarfta bu şu performansı yakaladım. Zeytinler kaç kalır efendim şu anda? Mükemmel bunlar. Şu an 1 numara bunlar duruyor. Yani. 1 numara gelmiş evet. Şuraya baksana. Hasattınız 15 gün var. Aynen. Öyle diyeyim her şey. Evet. Yine ağaçlarımız da burada da görüyorsunuz. Aynen. Şu an bunlar geçen sene çok tuğur olan ağaçlarımızdı. Aynen, aynen. Ama şahane. renk olarak bakın buyurun gelin. Şahane. Asıl olan şey bakın. Evet. Şimdi yine karşıdaki bahçe var. Eyvallah. Bakın şimdi sizin ağaçlarınızın rengi bu. Sağdaki ağaç aynen. Bizim şu ağaç bakın dalı. Aynen. Karşıdaki rengi görüyorsunuz fark bu. Sararık. Beyaz. Kendi evet. Beyaz bakın şu ağaç bizim ağacımız. Eyvallah. Karşı ağaçlar bakın komşumuzun şahane. Ağaçları ve rengi ne? Beyaz. Kendi kesin ağaçlar değil. Özüne döndü. Ama sizinki daha önce de ondan daha kötü olduğunu söylemiştiniz. Aynen. Hali. Kendi özüne döndü ağaç. Evet. Ağaç mükemmel derecede rekor gelişim sayesinde. Evet. Yani çalıştı, kendini gösterdi. Hem zeytin tutumu. Evet. Her şeyle mükemmel. Ben memnunum. Evet şu an zeytinlerimiz bunlar hali. Aynen. Reklam yapmıyoruz. Evet. Sadece doğal olan şeyi gösteriyorsunuz. Doğal yaşamda, doğan bir ortamda, kendi yerimde. Tabii ki. Savaş Bey'in gelmesiyle işte herkes bir şeyler yapıyor ama doğru bir şeyler yapmak önemli. İnsanlara hı-hı. Bir şeyleri kazandırmak önemli. Hı-hı. İnsanların artık kimsenin kimseye inanmadığı bir dünyada hı-hı. Sahtekarlarla işimiz olmadığı için yani hı-hı. Bunu gönülle rahatlığıyla açık açık hı-hı. Konuşuyor. Ben kullandım, memnunum. Rekor gelişimden memnunum. Evet. Yani reklam değil bu kardeşim. Evet. Yani Allah var. Her tarafta Allah var. Andığımız yerdedir Allah. Hı-hı. Ama Allah razı olsun. Allah hı-hı. Razı olsun evet. Kardeşim. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle eyvallah. Sizi mutlu etmek, mutlu görmek, eyvallah. Müşterilerimizi mutlu görmek. Öncelikle bizi daha da mutlu ediyor. Bu çok çok önemli halde. Yağmur başladı bu arada. Eyvallah. Tabii ki Mudanya bölgesinde rekor gelişim ürünümüzü yine siz Arda Tarım'dan aldınız. Suat eyvallah. Arca Arda Tarım. Arca'dan. Yine Arda Tarım'dan ürünümüzü temin edebilirsiniz. Aynen. Arkadaşlarınız alabilir halde. Eyvallah. Peki ilk başta köyünüzde, köylülerinize tavsiye eder misiniz öncelikle hiç korkmadan, çekinmeden? Hiç sıkıntı yok Savaş Bey. Yani bu iş yani para işi değil. Hı hı. Yıllarca dediğim gibi 40 yıldan beri biz bu işin içerisindeyiz. Yani hı hı. 40 yıldan beri zeytincilikle uğraşıyoruz. Hı hı. Bu bir değişim, bir bilgi dağarcığı. Hı hı. Dağarcığıdır ki insanlar hı hı. Bundan faydalansın. Yani onca ilaca para verip işte onca kimyasal alıp atmak iş değil. Evet. Toplumun bilinçlenmesi. Tek bir ürünle bahçenizde bozuk ağaç kalmadı. Eyvallah. Gençleşti. Sıkıntı yok. 100 yaşında ağaçlar. Eyvallah. Yaşlı ağaçlar. Eyvallah. Ondan sonra taneler genelde eşit boy. Aynen. Ondan sonra aynen. Ağaçlar sağlıklı, aynen. Hastalıksız gözüküyor halde. Aynen. Gelecek seneyi hazırladı. İnşallah. Dolayısıyla, herkese versin. Dolayısıyla bir şu sürgünlerle ilgili ben size az önce söyledim ya. Eyvallah. Ona bir bakalım. Bakalım. Buyurun gelin. Şurada hani sürgünlerimizin gelecek seneyle ilgili
mevzusuna bir şöyle bakalım. Eyvallah. Bir uçtan bir sürgün böyle kopartma şansınız varsa, çıkan daldan mesela tuttuğunuz yerinden mesela olabilir. Zeytinsiz olan kısmını kopartın da zeytin kalsın isterseniz. Oluşan sürgünlerin kalitesini görmek istiyorum haliyle. Evet. Şu var. Buyurun efendim, çıkartın onu bir. Bugün evet. Şimdi yeni sürgün, bu senenin sürgünü. Eyvallah. Ne görüyoruz bunun gövdesinde şu anda? Bu mükemmel derecede bir sürgün. Yani bir evet, karış bir odun kısmı var. Sürgün dipten sona kadar yapraklı mesafede. Sık yapraklı. Sık yapraklı, zaten zeytini yaptıracak olan yaprak, hı-hı, ağaç her tarafında dolu bir yaprak var. Yaprak var. Odunlaşmış. Ucuna kadar neredeyse, bakın devam edelim, bakın yağmurda evet, belki şey ama. Eyvallah. Şimdi bakın şu sürgünlerde genelde üstadım. Eyvallah. Bakın ta şuraya kadar odun zaten. Eyvallah. Görüyorsunuz yani. Eyvallah. Siz dediniz ya bir karış şu. Eyvallah. Şu an bu odun efendim. Ben işte bilgi. Sonuna kadar bakın. Odun. Eyvallah. Görüyor musunuz bakın? Sürgün tamamıyla. Sonuna kadar odun sonuna olmuş kadar, ve eyvallah, bugün şu uçtaki diğer çıkan yine devamı da. Eyvallah. Yine bugün haliyle gayet rengi. Rengi sararmış şekilde. Herhangi bir yeşilimsi ot değil hali. Eyvallah. Dolayısıyla bunlar kendini hazırlamadan zaten ne bu şekilde sık yaprak alabilirsiniz. Aynen. Ne de bu oluşan gözlerden zeytin alabilirsiniz. Zaten dökülür. Ağaç evet, çıplak değil. Her, hı-hı, tarafında yaprak sık, zaten. Yani sık boğum yaptığı için yapraklı, eyvallah, oluyor. Yani. O dolu yüzden, dolu. Tabii dolu dolu. Dolu dolu. Yani sık yaprak yaptığı için efendim. Aynen. Bu ağacın kendisini kapatması, aynen, dolu olması, aynen, bundan kaynaklanıyor. Yağmur başladı. Eyvallah. Islanmayalım. Eyvallah. Çok teşekkür ederim Halit Bey. Cümlemizden Allah razı olsun. Hoşçakalın. Sizin katkılarınızdan dolayı. Biz teşekkür ederiz. Rekor gelişime başarılar dilerim. Allah razı olsun. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun.